Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda size video oyunlarının tarihinden söz edeceğim ve geçmişten günümüze nasıl bir yol kat ettiğini göstereceğim. Geriye doğru uzun bir zaman yolculuğu yapacağız birlikte ve o yıllardan günümüze değişimi ve gelişimi adım adım göreceğiz. Yolumuz uzun, dolayısıyla vakit kaybetmeden başlayalım. Koltuklarınızı ayarlayın, çayınızı, kahvenizi alın ve gelin benimle. İçeriğin konuyla ilgisi olan olmayan herkes tarafından anlaşılabilmesi için anlatımı olabildiğince basitleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla video oyunları tarihini anlatmadan önce video oyunu ne demek oradan başlayalım. Video, İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime ve Türkçeleştirilmemiş haliyle kullanıyoruz. Latince kökenli bir kelime ve görmek fiilinden türemiş. Videre yani görüyorum demek. Gözümüz bir alıcı olduğuna göre gördüğümüz tüm oyunlar teknik olarak bir video oyunu olmalı o halde, değil mi? Fakat tam öyle değil. Çünkü video game veya video oyunları kalıbı belli bir kategoriyi ifade etmek için kullanılan bir ifade biçimi haline gelmiş. Yani bir şeye video oyunu diyebilmemiz için onu bir görüntüleme cihazından izleyebiliyor olmamız gerekiyor. Tüm bunları birazdan anlatacağım teknolojilerin daha iyi anlaşılması için anlattım. Çünkü video oyunları tarihinde sizi götüreceğim yer ta 1940'lar. Gördüğünüz bu ilginç makinenin adı Nimatron. NIM diye de kısaltılır. Nimatron bir video oyunu aygıtı değil. Bu cihazdan başlamamın bir sebebi var. Çünkü bu cihaz video oyunları içinde kullanılacak olan teknolojileri destekleyici nitelikteki ilk makineydi. Yani bir referans noktası diyelim. Bu cihaz nükleer fizikçi Edward Condon tarafından tasarlandı. 1940'ta New York Dünya Fuarı'nda sergilendi. Temelde basit bir matematiksel strateji oyunu olarak tasarlanmıştı. Fakat Nimatron fuarda yaklaşık 100 bin kişiye karşı oynadı ve bu karşılaşmaların 90 binini kazandı. Oyunlarda insan ve makine savaşı da böylece başlamış oldu. Bu hikayeyi anlatırken konunun bu insan-makine örneğindeki gibi farklı noktalarına da değineceğim. Bu tarih yolculuğunda hem teknolojinin, hem eğlence sektörünün, hem de yapay zekanın gelişimine tanık olacağız. Ve tüm bunların topluma nasıl adapte olduğuna. 1947 yılında ise artık bir video oyunu diyebileceğimiz teknolojiyi mümkün kılacak olan bir gelişme yaşandı. Thomas Tolliver Goldsmith Jr. Televizyonun öncülerinden biri olan bu Amerikalı mucit, Essel Ray Mann'le birlikte katot ışın tüpü adında bir cihaz geliştirdi ve patent başvurusunda bulundular. Bu katot ışın tüpü teknolojisi daha önceleri de televizyonlarda kullanılan bir teknolojiydi. Yani Thomas Goldsmith katot ışın tüpünün mucidi değildi. İlk katot ışını tüpü tarama cihazı 1897 yılında Alman bilim adamı Carl Ferdinand Braun tarafından icat edildi. Bu cihaz o eski tüplü dediğimiz televizyonlara ve eski internet kafelerden hatırlayacağınız CRT monitörlere görüntü üreten bir elektron tarama aygıtıydı. RGB kısaltmasını pek çok kez duymuşsunuzdur. Günümüzde zaten neredeyse her şeyin RGB versiyonu satılıyor. RGB, Red, Green, Blue renklerinin kısaltılması. Yani kırmızı, yeşil ve mavi. Bu 3 renkten de 256 renk uzayı denilen yaklaşık 16 milyon renk üretilebiliyor. Katot ışın tüpleri bu RGB renkleri başından beri barındırıyordu fakat görüntüleme sistemleri ve yayınlar henüz buna hazır değildi. O yüzden belli bir dönem siyah-beyaz dönem olarak geçti. İlk renkli televizyon yayını ne zaman yapıldı peki? ABD'de 1954'te NBC tarafından. Goldsmith ve Essel Rayman'in geliştirdiği katot ışın tüpü ise farklı bir amaç için şekillendirilmişti. Cathode Ray Tube Amusement Device adını verdikleri bu aygıt, bir osiloskop ekranına bağlıydı ve Dünya Savaşı'nda kullanılan radar ekranlarından esinlenilmişti. Bu cihazda oldukça basit bir oyun tasarlandı. Belirli hedeflere ateş eden bir füzeyi kontrol ettiğiniz bir oyundu bu. Füzenin hızını, açısını ve yörüngesini kontrol eden düğmeler de vardı. Elinizdeki tabancanın fonksiyonu da aslında sadece ekrandaki noktayı var etmek ve hareket ettirmek. Hani şu tabancayla ördek vurduğumuz oyunu hatırladınız mı? Heh, işte bu cihaz onun atası sayılır. Cihazın tam olarak nasıl çalıştığını anlatmam uzun sürer. Merak edenler Google Patents'e Cathode Ray Tube Amusement Device şeklinde aratarak cihazı detaylı olarak inceleyebilirler.
Goldsmith ve Asel Rayman bu aygıtla ürettikleri oyun için ilk elektronik oyun patenti aldılar fakat bu oyun ilk video oyunu olarak kabul edilmedi. İlk video oyununu kimin yarattığı konusu net değil. Çünkü başlarda da belirttiğim video oyunu kavramının nasıl tanımlandığına bağlı olarak pek çok görüş bulunuyor bu konuda. Fakat genel kabule göre ilk video oyunu Ekim 1958'de fizikçi William Higginbotham'ın yarattığı basit bir tenis oyunuydu. Yine bir osiloskop ekranından yararlanılan katot ışın teknolojisiydi fakat biraz daha gelişmiş haliydi. İlk oyun kontrolcüleri de bu oyunda kullanıldı. Yıllar sonra 70'lerin klasik oyunu olacak olan Pong'a oldukça benzer bir oyundu. 70'lere geldiğimizde Pong'dan da bahsedeceğim. William'ın 58'deki bu oyunundan önceki 7-8 yıllık periyotta bir yandan da insan-makine etkileşimi üzerine araştırmalar hız kazanmıştı ve satranç bilgisayarları dahil pek çok insana karşı makine konsepti geliştirilmişti. 1950'de Claude Shannon, Programming a Computer for Playing Chess yani bir bilgisayarı satranç oynamak için programlamak isimli makalesinde satranç oynayabilen bir bilgisayar programlamanın temel kurallarını ortaya koydu. O gün bugündür satranç makineleri sürekli olarak gelişti ve günümüzde artık insan zekasını geçmiş durumda. Geldik 1952'ye. Gördüğünüz bu koca şeyin adı Electronic Delay Storage Automatic Calculator yani kısaca ETSEC. Cambridge Üniversitesi'nde Maurice Vincent Wilkes ve ekibi tarafından 1951'de geliştirilen dünyanın ilk bilgisayarlarından biri. Alexander Sandy Douglas bu bilgisayarda Tic-Tac-Toe oyunu olarak bilinen Oxo'yu geliştirdi. Hani şu bizim SOS olarak bildiğimiz oyun var ya, ona çok benzeyen bir oyun. Bu oyun 58'deki dünyanın ilk video oyunu kabul edilen oyundan 6 yıl önce geliştirildi. Fakat bu oyunun mu yoksa 58'deki oyunun mu ilk video oyunu kabul edildiği net değil daha önce söylediğim gibi. Fakat bence videonun en başında yaptığımız tanımlamaya göre bir ekrandan izleyerek deneyimleyebildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz her görüntüye video oyunu diyebiliyorsak, dolayısıyla Goldsmith'in 1947'deki füze oyunu bana göre dünyanın ilk video oyunu olarak kabul edilebilir. Her neyse, karar sizin. Biz yolculuğumuza devam edelim. 1954 yılına gelindiğinde IBM kamuoyuna duyurulan ilk seri üretim ana bilgisayarı tanıttı. IBM 701. Bu bir savunma hesaplayıcısıydı ve geliştirilme amacı da ticari, bilimsel faaliyetlerdi. Fakat bir grup bilim insanı bu makinede bir blackjack simülasyonu geliştirdi ve blackjack oyunu için her defasında en doğru kararı verecek milyonlarca fonksiyon hesaplayabiliyorlardı. Bu çalışmanın sonuçları bugün hala blackjack oyunundaki kurallar bütünü çerçevesinde doğru kabul edilir. IBM 701 daha sonraki modellerinde bir dama ustasını yenerek yapay zekanın potansiyelini gösteren ilk bilgisayar olduğunu gösterecekti. Kendini dama ustası ilan eden Robert Neely, oyunu 1962'de bir IBM 7094 bilgisayarında oynadı ve bilgisayar kazandı. Bu olay hala yapay zeka için bir kilometre taşı olarak kabul edilir ve 1960'ların başında halka elektronik bir bilgisayarın yeteneklerinin bir örneğinin sunulduğu önemli bir olaydır. 60'lar IBM bilgisayarlarında geliştirilen oyunlarla geçti. 1962'de ufak bir kırılma anı yaşandı. Oyun dünyasının analogdan dijitale ilk geçişi diyebiliriz. Bir MIT öğrencisi olan Steve Russell, ilk bilgisayar tabanlı dijital oyun olan Space War'u yarattı. Uzayda geminizle mücadele ederken bir yandan da merkezdeki yıldızın sizi yutmasından kaçındığınız iki kişilik bir uzay oyunuydu. 1964 yılında bir kırılma anı daha yaşandı. Çünkü John George Kamany ve Thomas Eugene Kurtz Basic programlama dilini yarattı. Artık bununla sayısız oyun yapılabilecekti. 1966 yılına geldiğimizde sizi video oyun dünyasında çok önemli bir isimle tanıştırmam gerekiyor. Ralph Henry Baer. Bu adam 1966 yılında bir televizyon ekranında oyun oynama fikrini ortaya atan ve bunun patentini alan kişi. Hani bize ta 90'larda gelen interaktif televizyon oyunu Hugo'yu hatırladınız mı? İşte Ralph bu teknolojinin temellerini 60'larda inşa etti. Bizim kara kutu diyebildiğimiz Brown Box oyun konsollarına gelene kadar pek çok böyle prototip üzerinde çalıştı. Ralph'in çalışmaları daha sonra
Magnavox tarafından Magnavox Odyssey olarak lisanslanan ilk ev video oyun konsolunun planı haline gelecekti. Ralph, Simon elektronik oyunlarının tasarımına katkıda bulunmak da dahil olmak üzere başka konsollar ve bilgisayar oyun birimleri tasarlamaya devam etti. 2014'e yani ölümüne kadar elektronik alanda çalışmaya devam etti ve adına 150'den fazla patent aldı. Ralph, oyunlara yaptığı pek çok katkı ve 20. yüzyılın ikinci yarısında video oyun endüstrisinin kıvılcımlanmasına yardımcı olması nedeniyle video oyunlarının babası olarak kabul edilir. Şubat 2006'da hem eğlence hem de eğitim alanında ilgili kurumları, uygulamaları ve mega endüstrileri ortaya çıkaran etkileşimli video oyunlarının çığır açması, öncülüğünü oluşturması, geliştirmesi ve ticarileştirmesi nedeniyle Ulusal Teknoloji Madalyası ile ödüllendirildi. Nitekim Ralph 70'lere doğru Sanders Associates'te liderliğindeki küçük bir ekiple bugün hala müzelerde sergilenen Brown Box ve pek çok daha değişik prototip yaptıktan sonra Magnavox şirketiyle anlaştılar ve böylece Eylül 1972'de Magnavox Odyssey piyasaya çıktı. Evlere giren ilk ticari video oyun konsolu. Siyah, beyaz ve kahverengi renklerden müteşekkil bir gövdeye, dikdörtgen şeklinde iki adet kontrolcüye ve bir de programı yüklemek için kartuşlara sahip olan Odyssey, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça basit özelliklere sahipti. Tabii şimdiden bakınca. Ekranda tek renk hakimdi ve tenis gibi basit oyunlar simüle edilebiliyordu. O yıllarda oyun konsolları henüz grafik üretemediğinden Magnavox Odyssey buna ilginç ve bir o kadar yaratıcı bir çözüm bulmuştu. Mesela tenis oyunu oynayacaksınız, Magnavox Odyssey ile birlikte gelen hazır şablon oyun grafiklerini televizyonun ekranına yapıştırıp o şekilde oynuyordunuz. Böylelikle daha gerçekçi bir hissiyat mümkün oluyordu. Bu belki şu an size aşırı ilkel ya da komik gelmiş olabilir fakat 70'lerde böyle bir deneyim yaşamak heyecan verici olmalı. Magnavox Odyssey'den bir yıl önce de Computer Space piyasaya sürülmüştü. Odyssey nasıl ilk ticari ev konsoluysa bu da ilk ticari oyun konsolu olarak kabul edildi. Ev için değil, oyun salonları için tasarlanmıştı. Sonradan inanılmaz bir hızla büyüyecek ve retro olacak olan arcade makinalarının ilkiydi bu örnek. Hani 1962'de yapılan Space War vardı ya, o oyunun bir türeviydi bu makinede oynanan oyun. Computer Space, ticari olarak satışı gerçekleşen ilk video oyunu olma unvanına sahip. Bu unvanın ev konsolu versiyonu da Magnavox Odyssey'e ait. 27 Haziran 1972'ye geldiğimizde Nolan Bushnell ve Ted Dabney tarafından oyun ve eğlence dünyasının ağır silahlarından biri olacak olan Atari şirketi kuruldu. Aynı yıl adından sıkça söz ettirecek arcade dünyasının efsanelerinden biri olacak olan Pong oyununu yarattı. Pong, Atari tarafından üretilen ve ilk olarak 1972'de piyasaya sürülen basit iki boyutlu grafiklere sahip bir masa tenisi temalı arcade spor oyunuydu. Aynı yıl hem ev hem de arcade salon versiyonu çıkan Pong, o yıllarda büyük bir ilgi ve beğeni uyandırdı. Yeri gelmişken videoda sıkça adı geçen ve geçecek olan arcade'den de bahsetmem gerekiyor. Nedir bu arcade? Arcade, genellikle restoranlar, barlar ve Atari salonları gibi halka açık işletmelerde kurulu, jetonla çalışan bir oyun makinesi ve bu makinelerde oynanan oyunlardır. Langırt makinelerinden tutun da şu hediye yakalamaya çalıştığınız makinelere kadar hepsi bu arcade kapsamına girer. Fakat biz bu videoda arcade'in video oyunları kısmı ile ilgileniyoruz. Pong'la yaygınlaşan bu arcade makineleri eylem odaklıydı ve hızlı eğlence sunuyordu. Oyunu kaydetme, başa sarma gibi özellikleri olmayan, anlık olarak eğlenip bir diğer makineye geçtiğiniz hızlı tüketilen bir eğlence aracı. Arcade makineleriyle birlikte video oyunları altın çağını yaşıyordu. Eğer yaşınız müsaitse bize daha çok 90'larda gelmiş olan bu arcade oyun salonlarını deneyimlemişsinizdir. Her ne kadar daha sonraları Batı dünyasında video oyunu konsollarının yaygınlaşmasıyla arcade oyunlar gözden düştüyse de günümüzde bile halen uzak doğu ülkelerinde güçlü bir arcade endüstrisi vardır ve bu kültür devam ettirilir. Arcade'in tarihi ayrı bir video ister. O yüzden bu videoda daha fazla değinemeyeceğim. Fakat bir dönemin eğlence anlayışını tanımlayan majör bir sektörden bahsediyoruz. Pong'dan sonra artık birinci nesil ev tipi oyun konsollarının yolu açıldı. Binaton TV Master, Coleco Telstar gibi konsollar bu birinci nesil konsolların devamı oldu.
Color TV Game isimli oyun konsoluyla günümüzde oyun dünyasının büyüklerinden Nintendo'da konsol dünyasına giriş yaptı. Birinci nesil konsolların sonuncusuydu bu ürün. Çünkü o yıllarda oyun konsolları evrim geçirdi ve ikinci nesil konsolların çağı başladı. Atari şirketi Pong'la arcade dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı fakat asıl büyük numarası bu olmayacaktı. Ekim 1977'de Atari piyasaya Atari 2600 adında yeni bir ürün sundu. İkinci nesil bir video oyun konsolu. Döneminin en çok satan ve dünya çapında en çok bilinen oyun konsolu olacaktı bu ürün. Gerçi ikinci nesil oyun konsollarının ilk ürünü değildi bu. Atari 2600'den bir yıl önce Fairchild Channel F adında bir konsol piyasaya sürüldü. Bu ürün programlanabilir ilk ROM kaset tabanlı video oyun konsolu ve mikro işlemci kullanan ilk konsoldu. Fakat Atari 2600 kadar popüler olamadı. Atari 2600 ile artık ev ortamında bildiğimiz anlamda adam akıllı bir video oyun deneyimi yaşanabilecekti. Renkli, tatlı 8 bit grafikler, o ikonik arcade oyun sesleri, oyun kartuşları ve kontrolcüler. Artık her şeyiyle eksiksiz bir ürün vardı karşımızda. Atari 2600 77'de piyasaya sürülmesine rağmen biz onunla 80'lerin ortalarında tanıştık. Ülkemizde şu reklamlarla duyurulmuştu. Evinize koşun, Atari ile coşun. Evinize koşun, Atari ile coşun. Evinize koşun, Atari ile coşun. Televizyon oyunu Atari Türkiye'de. Koşun, oynayın, eğlenin. Rakiplerinize ve kompütere meydan okuyun. Bilgisayar çağına hazırlanın. Nefes kesen yarışlar, uzay savaşları, bitmeyen heyecan Atari'de. Her eve, her televizyona bir Atari. Atari, şimdi sokaklar bomboş. Atari 2600 öyle bir ürün oldu ki ülkemizde, hani bazı markalar vardır, markanın ismi ürünün ismiyle özdeştir artık. Çikolatalı gofret gibi, Selpak gibi. Bu markalar toplumsal hafızada öyle bir yer edinmiştir ki insanlar o kategorideki tüm ürünleri bu isimle çağırırlar. Mesela bütün kağıt havlu, peçete gibi ürünlere Selpak derler. Atari de böyle bir markaydı bizim için. Bütün oyun konsollarına Atari diyorduk. Televizyona Atari bağlamak diye bir deyim oluşmuştu. Televizyona oyun konsolu bağlamıyorduk yani. Atari bağlıyorduk. Gel Atari oynayalım biraz. Ebeveynlerimizden izin alabilirsek tabii. O dönemde bu cihazların televizyonu bozduğuna dair bir şehir efsanesi vardı çünkü. Tabii biz bunun başında uzun saatler geçirmeyelim diye uydurulmuş bir yalan olduğunu çok sonra anlayacaktık. Tabii Atari'den sonra eskiden oldukça kısıtlı olan oyunlarda çeşitlenmeye başladı ve oyun şirketleri o yıllarda sonraları efsaneleşecek olan oyunlar geliştirdiler. Bunun en büyük örneklerinden biri efsanevi Pac-Man'dır. Pac-Man, Japonya merkezli bir oyun şirketi olan Namco'nun elinden çıkmış bir oyun. Toru Iwatani'nin eksik bir pizza diliminden ilham alarak geliştirdiği bu oyun kısa zamanda popüler olmuştu. Kısa zamanda arcade makinelerinin ve ev konsollarının oyun kartuşlarının vazgeçilmez oyunu haline gelmişti. Bir diğeri ise Taito'nun efsanevi Space Invaders'ı. Taito Corporation, Japonya merkezli bir video oyun geliştiricisi ve yayım şirketiydi. 2005 yılında Square Enix tarafından satın alındı. Space Invaders, arcade makinesiyle birlikte satılan bir oyundu ve piyasaya sürüldükten itibaren bir yıl içinde Amerika'ya 60 binden fazla Space Invader arcade makinesi satılmıştı. Ev video endüstrisine öncülük etmiş olan Magnavox, 1978'de Philips'le birleşti ve konsolun yepyeni bir halefi olan Odyssey 2'yi piyasaya sürmeye karar verdi. Ardından Mattel isminde Kaliforniya merkezli bir oyuncak üretim şirketi Intellivision isimli bir video oyunu konsolunu piyasaya sürdü. Intellivision, Atari 2600'den daha iyi grafiklere sahipti ve daha sofistike bir kontrole sahipti. Oyuncular Intellivision'ın birbirinden eğlenceli spor oyunlarına bayıldılar. 3 milyondan fazla bir satış rakamına ulaşan Intellivision, Atari 2600'ün tahtının beklenmedik mirasçısı oldu. Atari daha sonra Intellivision'a rakip olmak için Atari 5200'ü piyasaya sürdü fakat başarılı olamadı. Selefi olan efsane Atari 2600'ün 30 milyonu aşan satış rakamının yakınına bile yaklaşamadı ve kısa bir süre sonra üretimine son verildi. Daha sonra ABD merkezli bir oyuncak ve video oyun şirketi olan Coleco, ColecoVision'ı piyasaya sürdü. Atari 2600 ve Atari 5200 gibi rakiplere kıyasla daha güçlü arcade oyunu sistemlerine sahipti ve sistemin temel donanımını genişletmek için daha yakın bir deneyim sundu.
Tabii tüm bunlar olurken Nintendo da boş durmadı ve Gunpei Yokoi tarafından geliştirilen Game & Watch avuç içi video oyunu serisini başlattı. Bu bir taşınabilir oyun konsolu serisiydi ve saat ve alarmla birlikte LCD ekranda oynanabilen tek bir oyun özelliğine sahipti. Bu konsol Nintendo'ya daha sonra Game Boy'u yapmak için ilham verdi. Game & Watch büyük başarı elde eden ilk Nintendo ürünüydü. Nintendo bu girişimlerle çeşitli başarılar elde etti ancak 1981'de Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanan Donkey Kong oyununun piyasaya sürülmesi Nintendo'nun gelirini önemli ölçüde değiştirdi. Oyunun başarısı ve birçok lisanslama fırsatı Nintendo'ya karda büyük bir destek sağladı. Ayrıca Donkey Kong oyunundaki Kong'un düşmanı olan bizim kontrol ettiğimiz karakter Japonya'da Jumpman olarak bilinir ve Mario'nun selefidir. Yani Mario bu karakterden yaratılmış ve Nintendo'nun maskotu haline gelmiştir. Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanan, İngilizce konuşabilen, dış görünüşüyle Meksikalı'ya benzeyen bu İtalyan tesisatçı, Donkey Kong'dan günümüze kadar 200'den fazla video oyununda yer aldı. Mario, oyun tarihinin en ünlü oyun karakterlerinden biri oldu ve 50 milyondan fazla satış rakamıyla dünyanın en çok satan oyunları arasında yerini aldı. Arcade oyunları bu şekilde altın çağını yaşarken partiye yepyeni bir oyuncu daha katıldı. IBM Personal Computer. 1981 yılında IBM böylece ilk kişisel bilgisayarını tanıttı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve Neil Conzen tarafından bu bilgisayar için bir oyun yazıldı. Donkey That Bass olarak bilinen bir oyun. Orijinal IBM PC ile dağıtılan PC-DOS işletim sisteminin erken sürümlerine dahil edilen bir bilgisayar oyunuydu. Oyuncunun eşeklere çarpmaktan kaçınması gereken bir sürüş oyunu. Böylece dünyanın ilk kişisel bilgisayar oyunu meydana gelmiş oldu. Fakat bu oyun bir gecede hazırlanmış, fazla önemsenmemiş bir oyundu. Amacı daha çok bir testti ve kişisel bilgisayarların neler yapabileceğini göstermekti. Bilgisayar oyunlarının arcade oyunlarının çağını kapatmasına daha çok vardı. 81'de Microsoft firması MS-DOS işletim sistemini geliştirdi. MS-DOS yani Microsoft Disk Operating System. DOS bilgisayarlar için ufak ve basit bir işletim sistemi türüydü ve ana görevi disket ve sabit disk gibi saklama ortamlarının yönetimiydi. Disket ya da diğer adıyla floppy diskleri hatırlarsınız belki. Bilgisayardaki bilgiyi taşımak için kullanılan, üzerine demir oksit kaplanmış bir plastik diskin yine plastik bir kap içerisine yerleştirilmesiyle oluşturulmuş manyetik veri saklama ortamı. Şu anda bir nostalji nesnesi olan bu disketlerle bir zamanlar bilgisayarlara program veya oyun yüklüyorduk. İşte MS-DOS oyunlarının hikayesi de böyle başlamıştı. Ama dediğim gibi bu gelişme arcade dünyasının egemenliğine meydan okuyacak güçte değildi. Henüz. Şimdilik MS-DOS ve IBM PC'yi daha sonra tekrar dönmek üzere bir kenara bırakalım ve oyun dünyasının en büyük rekabetlerinden birine götüreyim sizi. Bu rekabetin aktörleri oyun dünyasının o yıllardaki iki önemli ismi. Nintendo ve Sega. Oyun dünyasında dönemin iki büyük devi olan Nintendo ve Sega, 80'lerden milenyuma kadar destansı bir mücadelenin içindeydiler. Nintendo sadece kart oyunları üreten bir firmayken, Atari ve Magnavox gibi firmaların oyun sistemlerini incelemeleri için bir Ar-Ge bölümü kurdu. Halihazırda oyun sistemleri üreten firmalardan Magnavox'la anlaşarak konsollarını üretme ve satma lisansını elde etti. Nintendo her ne kadar üretme ve satma lisansı alsa da oyun sistemleri üretmek için yeterli teknolojiye sahip olmadığından Mitsubishi ile birlikte çalışmaya başladı. Japonya'da video oyun sektörüne girişini tamamlayan Nintendo, dünyaya açılmak amacıyla öncelikle Amerika'ya yöneldi. Buna yönelik ilk icraatları neydi hatırlayın? Donkey Kong oyununu piyasaya sürmeleri. Sadece Donkey Kong oyunu sayesinde Nintendo, Amerika'ya giriş yapmalarının ikinci yılı sonrasında 280 milyon dolar ciro yaptı. Nintendo işleri o kadar büyüttü ki 1987 ila 2005 yılları arasında yeni bir mesleğin ortaya çıkmasını sağladı. Oyun danışmanlığı. Bu danışmanlar bir telefon hattı üzerinden oyunu oynayan kişilere takıldıkları yerlerde veya öğrenmek istedikleri bir bilgi konusunda yardım etmekle görevli kişilerdi. Nintendo'nun bu zeki hamlesinin ardında aslında ince bir pazarlama stratejisi yatıyordu. Danışma hizmetleri sayesinde oyuncular ellerindeki oyunu fazla vakit harcamadan bitiriyor, böylece bir başka oyun satın alma yoluna giriyorlardı.
Nintendo bu zaman aralığında uyguladığı yenilikler ve başarılı pazarlama stratejileri sonucunda pazarın aslan payına sahip olmuştu. Nintendo, 1990'larda artık video oyun sektörünün %90'lık payını ele geçirmişti. Nintendo'nun pazara bu denli hakim olmasının altında elbette pek çok neden vardı fakat önemli sebeplerinden birinin perakendecilerle olan ilişkisi olduğu düşünülüyordu. Öyle ki Toys R Us gibi büyük perakende şirketleri bile Nintendo'ya karşı gelemiyordu. Nintendo uyguladıkları politikalar sayesinde her ne kadar olası rekabeti ortadan kaldırmaya çalışsa da yeterli olmayacaktı. Çünkü beklenmedik ani yükselişi çok yakın olan bir isim vardı. Sega. Sega da tıpkı Nintendo gibi Japonya merkezli bir oyun geliştirme ve yayınlama şirketiydi. 3 Haziran 1960'ta kurulan şirket ağırlıklı olarak video oyunları ve arcade oyun makineleri üretiyordu. 3 Haziran 1960'ta Martin Brumley ve Richard Stewart tarafından Nihon Goraku Busan adıyla kurulan şirket, jetonlu oyun imalatçısı olan Rosen Enterprises'ı satın aldıktan sonra Sega Enterprises Ltd. Olarak tanınmaya başlandı. Sega, Periscope adlı ilk jetonlu oyununu 1960'ların sonunda geliştirdi. 73'te de Pong Tron adlı ilk video oyununu geliştirdi. Sega, 80'li yıllar boyunca Hang-On, Outrun ve Daytona USA gibi birçok başarılı arcade oyununu piyasaya sürdü. 1980'lerin başlarında arcade pazarında yaşanan düşüşün ardından Sega, Nintendo Entertainment System gibi rakiplere karşı SG-1000 ve Master System'i geliştirerek video oyun konsolu pazarına girdi. Sega, 1988'de bir sonraki konsolu olan Sega Mega Drive'ı piyasaya sürdü. Bu konsolun benim için önemli bir yeri var çünkü bu konsol çocukken sahip olduğum ilk oyun konsoluydu. 16 bit sisteme sahip güçlü bir oyun canavarı. Üstelik herhangi bir oyun kartuşuna ihtiyaç duymaksızın oynayabileceğiniz bir oyun içerisinde yüklü olarak geliyordu. Bahsi geçen bu oyun, Sega'nın Nintendo ile olan ezeli rekabetinin adeta bir sembolüydü. Çünkü Nintendo'nun Mario gibi oldukça popüler bir maskotu vardı ve Sega'nın rekabet için buna bir yanıt vermesi gerekiyordu. İşte o yanıtın adı Sonic the Hedgehog. Nintendo'nun efsane NES konsolu Mario'nun da rüzgarıyla ihtişamlı yükselişine devam ederken Sega da bununla rekabet edebilmek adına Mario'ya rakip bir kahraman yaratması gerektiğini biliyordu. Sega 1988'de Sega Genesis'in, diğer bölgelerdeki ismiyle Sega Mega Drive'ın Japonya'da piyasaya sürülmesiyle birlikte 16 bitlik dönem olarak anılan 4. nesil konsolların çağı başlamıştı. Fakat Nintendo'nun hakimiyeti devam ediyordu. Bu yüzden Sega durumu değiştirmek için eski Metal CEO'su Tom Kalinske'yi getirdi. Tom Kalinske işi devraldığında rakibinin en zayıf noktalarını bulmaya ve bunları kendi kazançları için kullanmaya koyuldu. Kalinske, Sega'nın Nintendo'yu tahttan indirmek için öncelikle konsolun fiyatını düşürerek Amerikan pazarını kendi lehine kullanmaları gerektiğini, Sega Genesis'le paketlemek için daha iyi bir oyun bulmaları gerektiğini söyledi ve sonra Kalinske her şeyi değiştirecek bir plan yaptı. Agresif reklam kampanyaları. Bu reklamlarda Sega açıkça Nintendo ile dalga geçiyordu. Şimdi yapılsa iki şirketi davadan davaya koşturacak olan bu reklamlar o dönemde bayağı işe yaradı. Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Genesis does what Nintendo don't şeklinde kelime oyunu içeren agresif reklam sloganıyla pek çok reklam filmi yayınladı. Michael Jackson gibi starlardan da yararlanılan bu reklamlar, Sega'nın sokaklardaki imajını olumlu ölçüde değiştirdi. Sonuç olarak yeni bir pazarlama yaklaşımı ve gelişmiş donanım sayesinde Sega, piyasaya sürüldükten sonraki 3 yıl içinde Nintendo'nun hakim olduğu pazarın çoğunluğunu elde etmeyi başardı. Yani Nintendo'nun attığı hiçbir büyü Sega'nın kılıcını durduramamıştı. Böylece Sega ve Nintendo 3. ve 4. nesil konsolların krallığında tek hakim güç olarak varlıklarını sürdürdüler. Japonya'da pek ilgi görmemesine rağmen Mega Drive 1991'de Sonic the Hedgehog oyununun piyasaya sürülmesinden sonra büyük bir başarı yakalamıştı ve ABD'de Sega Genesis adıyla ana rakibi Super Nintendo Entertainment System'dan daha çok sattı. Ancak Sega bu başarıyı uzun süre devam ettiremeyecekti.
Fakat bu kaybediş hikayesi sonraya kalsın. Biz şimdi şu yarım bıraktığımız hikayeye geri dönelim. Hani şu Commodore 64'ün hikayesine. Commodore 1990'da Commodore 64 Gaming System isimli 3. nesil bir oyun konsoluyla konsol savaşlarında yerini almıştı. Commodore 64 Gaming System bilgisayarların video oyun konsolu versiyonuydu. Fakat Nintendo ve Sega'nın krallığının hüküm sürdüğü bir dönemde ortaya çıktığı için pek bir başarı sağlayamadı. Bunlar olurken Windows'da yeni sürümlerini yayınlıyordu. Görece iki başarısız sürümün ardından 1990 yılında Windows 3.0 sürümünü yayınladı ve ilk ciddi başarısını elde etti. MS-DOS tabanlı bu Windows sürümü pek çok bilgisayar fonksiyonunun yanı sıra mayın tarama, solitaire gibi ileride klasikleşecek olan Windows oyunlarını da içeriyordu. Windows 95 ve 98 sürümleri yayınlandığında ise artık 80'lerden 90'ların ortalarına kadar süren Commodore'un Amiga oyunları denilen dönemi sona erdi. Bunlar olurken konsollar da 5. nesli sonlandırmak üzereydi. 5. nesil oyun dünyasının 3D ile tanıştığı dönemdir. Bu döneme öncülük eden konsol Atari Jaguar olmasına karşın yanlış pazarlama teknikleri sonucu beklenen satış rakamını yakalayamadı ve Atari efsanesi bu dönemde sona erdi. Konsol savaşlarında daha fazla boy gösteremeyen Atari piyasadan çekilmek durumunda kaldı. Dönemin diğer üyelerinden biri Sega Saturn, diğeri ise Nintendo 64'tü. Nintendo bu dönemde daha önce üretici olarak destek aldığı Sony firmasıyla bir anlaşmazlık yaşadı. Bu anlaşmazlık Sony'yi kendi oyun konsollarını üretme yoluna sevk etti ve hepimizin bildiği o efsane konsol serisi doğmak üzereydi. Sony PlayStation. Ne demişler? Bir hikaye biter, yenisi başlar. Bu dönemde daha önce Nintendo'nun ara üreticisi olarak destek aldığı Sony firmasıyla aralarında oluşan bir anlaşmazlık, Sony'nin oyun konsolu sektörüne doğrudan girmesiyle sonuçlanacak tarihi bir olay olarak tarihe geçti. 1994 yılında Sony PlayStation piyasaya sürüldüğünde yeni bir efsane doğmuş oldu. Bu dönemde medya olarak ROM kasetler yerine CD kullanılmaya başlandı ve 32 ile 64 bit teknolojisinin verdiği güçle oyunlarda daha yüksek çözünürlüklere ulaşıldı. Ayrıca bu dönemde Sony PlayStation 1'in başını çektiği ürün sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir multimedya cihazı görevi görüyordu. Cihazı bir VCD player veya bir MP3 player olarak da kullanma imkanı vardı. Bu özellikleri sebebiyle Sony PlayStation 1 piyasaya sert bir giriş yaptı ve Nintendo ve Sega'nın krallığına meydan okudu. 1998 yılında Sega, kaybettiği pazarı yeniden toplamak için devrimsel yeniliklere sahip yeni oyun konsolunu piyasaya sürdü ve 6. nesil oyun konsolu çağını başlattı. Bu dönemde özellikle ilk defa oluşturulan çevrimiçi oyun konsolu arayüzü diğer üreticilere de öncülük etti. Fakat 2000 yılına gelindiğinde Sony öyle bir konsolu piyasaya sürdü ki artık diğer hiçbir şeyin önemi kalmadı. Sony PlayStation 2. Aslında bu süreç uzun uzun anlatılabilir fakat kısaca geçmek en iyisi. Sony PlayStation 2 tarihin en çok satan oyun konsolu olarak tarihe geçti ve Sega gibi büyük bir konsol devi PlayStation 2'den sonra piyasadan çekilmek durumunda kaldı. Son 10 yıl boyunca zaten 32X, Saturn ve Dreamcast konsollarıyla ticari başarısızlıklar yaşamıştı Sega. Son darbede böylelikle Sony'den gelmiş oldu. PlayStation 2 konsoluna karşı pazarda büyük kayıplar yaşayan Sega, 2001'de video oyunu konsolu pazarından çekildi ve 2004'te Semi Corporation tarafından satın alınarak Sega Semi Holdings adını aldı. Şirket pek çok kurulma, dağılma, yeniden kurulma, bölümlere ayrılma gibi aksiyonların ardından son olarak Eylül 2020'de Sega Entertainment'ın büyük bir kısmı Genda Inc'e satıldı ve arcade oyun pazarından çekildiler. Böylelikle Sega ve Nintendo mücadelesinin kazananı Nintendo oldu. Çünkü Nintendo, Sony PlayStation 2'den sonra bile bir şekilde ayakta kalmayı başardı. PlayStation 2'ye cevaben Nintendo GameCube isimli bir konsol çıkardı fakat başarılı olamadı ve neredeyse o da Sega gibi yok olup gidecekti. Fakat 7. nesil konsolların çağı geldiğinde Nintendo küllerinden yeniden doğacaktı. Tüm bunlar olurken Microsoft ne yaptı peki? Xbox'la o da konsol pazarına hızlı bir giriş yaptı. Xbox piyasada hem kendine iyi bir yer edindi hem de Sony PlayStation 2 kadar uzun bir süre piyasada kaldı. Fakat bunlar olurken bir kırılma anı daha yaşandı çünkü 2001 yılına gelindiğinde Microsoft aynı zamanda Windows XP'yi yayınladı.
Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek. Bu artık pek çoğumuzun tanıştığı ilk işletim sistemi demek. Bu oyun konsollarının yerini alabilecek kadar güçlü bir saha demek. Bilgisayar oyunlarının konsol oyunlarına meydan okumaya başlaması demek. Artık konsollar sadece kendi aralarında savaşmayacak. Aynı zamanda PC oyunlarına karşı da savaşacaklardı. Bilgisayar oyunları 83'teki video oyun krizinin ardından zaten popülerleşmeye başlamıştı ve 2000'li yılların ortalarında dijital dağıtım yoluyla yeniden canlandı. Bu arada şu 83 oyun krizini de açıklayayım. Videoda adı geçip duruyor, ne olduğunu bilmiş olun. 1983 video oyun krizi, 1983 ila 85 yılları arasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde video oyunu endüstrisinde yaşanan büyük çapta bir durgunluktu. Kriz, video oyunu konsolları ve mevcut oyunların sayısındaki pazarın doygunluğu ve video oyunu konsolu oyunlarına ev bilgisayarlarının lehine ilgi duyması gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirildi. 1983'te gelirler yaklaşık 3.2 milyar dolarken 1985'te 100 milyon dolar olmak üzere %97 oranda düştü. Kriz, Kuzey Amerika'daki ikinci nesil video oyunlarının geriye dönük olarak düşünüldüğü bir anda sona eren ciddi bir olaydı. Yaklaşık 2 yıl süren kriz, o sırada gelişen endüstriyi sarstı ve bölgedeki ev bilgisayarları ve video oyun konsolları üreten birkaç şirketin iflasına yol açtı. Zamanın analistleri, video oyun konsollarının ve yazılımın uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirdi. Kuzey Amerika video oyunu konsolu endüstrisi birkaç yıl sonra çoğunlukla Nintendo Entertainment System'ın 1985'teki yaygın başarısı nedeniyle düzeldi. Yani Nintendo bir bakıma bu sektörün kurtarıcısı oldu. Bu hikayenin ikinci raundu konsollardan ve işletim sistemlerinden çok onlar için üretilen oyunlarla ilgili. Şimdiye kadar anlattıklarım aslında oyun konsollarının tarihiydi. İkinci bölümde ise oyunların tarihine dalacağız. İkinci bölümde ilkleri yaşatan öncül oyunlardan, internet kafe maceralarımızda bize eşlik eden efsanevi oyunlara, online oyunlardan günümüz modern teknoloji artırılmış gerçeklik oyunlarına kadar kocaman bir dönemi gözden geçireceğiz. Konsol savaşları tüm hızıyla sürerken bilgisayar oyunları da bir yandan sessiz sedasız gelişmeye devam ediyordu. Bilgisayar oyunları öyle var olur olmaz konsol oyunlarının yerini alamadı tabii. Hatta uzun bir süre bilgisayar oyunları konsol oyunlarının gölgesinde yaşamaya devam etti. Çünkü o yıllarda bilgisayar gerçekten de bir bilgisayardı. Yani bilgisayarın kullanım amaçlarından biri kesinlikle oyun oynamak değildi. Peki bu ne zaman değişti? Commodore firması 1990'da Commodore 64 Gaming System isimli 3. nesil bir video oyun konsoluyla konsol dünyasına giriş yapmıştı. Bilgisayarların oyun sahasına ilk ciddi girişi buydu fakat öncesi de var tabii. Donkey Dead Bass ismiyle bilinen bu oyun dünyanın ilk kişisel bilgisayar oyunu olma unvanına sahip. Orijinal IBM PC ile dağıtılan basit bir sürüş oyunu. Bu oyun 1981 yılında yapıldı. Fakat bir gecede hazırlanmış basit bir deneme oyunu olduğu için pek bir etkisi olmadı haliyle. Zaten o yıllarda ne Commodore'un oyun konsolu girişimi ne de IBM PC'de geliştirilen oyunlar dönemin devleri Nintendo ve Sega ile boy ölçüşecek güçte değildi. O yüzden bilgisayarların oyun dünyasına girişinin erken dönemleri ticari başarısızlıklarla sonuçlandı. 70'lerin ortalarından 80'lerin başlarına kadar arcade oyunları altın çağını yaşıyordu. Space Invaders, Tron, Pac-Man, Donkey Kong, Mario. Fakat 78'de Space Invaders'la başladığı kabul edilen bu altın çağ çok uzun sürmedi. Sadece 5 yıl sonra 1983 yılına gelindiğinde oyun dünyasında bilgisayar oyunlarının yolunu açacak olan büyük bir olay yaşandı. 83 video oyun krizi. Kuzey Amerika video oyun endüstrisinde aşırı doygun oyun konsolu pazarı, bilgisayar oyunlarından gelen rekabet ve aşırı abartılmış düşük kaliteli oyunlardaki artış gibi birçok faktör nedeniyle 1983'te büyük bir çöküş yaşadı. Aynı isimli ünlü filmi temel alan ve yapılmış en kötü oyun olarak kabul edilen 1982 yapımı E.T. oyunu, çöküşü başlatan etkenlerin başında geldi. Atari firmasının geliştirdiği E.T. oyunu yaklaşık 4 milyon adet satılıyor fakat oyunun berbat olmasından dolayı 3,5 milyonu oyuncular tarafından iade ediliyor. Atari bu rezaleti önlemek için oyunları toprağa gömüyor. Evet, yanlış duymadınız. Baya baya gömüyor oyunları.
Bu durumun yakın bir geçmişe kadar bir şehir efsanesi olduğu düşünülüyordu fakat 2013 yılında New Mexico'da bir arazide yapılan kazılarda gerçekten de Atari'nin gömdüğü oyunlar bulundu. E.T. de dahil olmak üzere 700 binden fazla oyun gömülmüştü. Bu durum oyuncuların konsollardan biraz uzaklaşmasına sebep oldu tabii fakat daha sonra Nintendo yeniden oyuncuları konsol dünyasına çekmeyi başaracaktı. Fakat bu açık kapı bilgisayar oyunlarının kendini göstermesi için bir fırsat olmuştu. Bilgisayar derken günümüzdeki bilgisayarları düşünmeyin tabii. Commodore'un efsane Amiga'sından bahsediyorum. Sonuçta Commodore'un Amiga Inc.'i satın alması aslında bir rastlantı sonucu oldu. Commodore firması henüz Amiga hakkında tek bir söz bile duymamışken David Morse Atari firmasıyla ilişkiye geçmiş durumdaydı. J. Miner'ın Atari'de var olan ilişkileri nedeniyle daha önce onlardan bir miktar borç almış durumdaydılar. Atari'ye olan yükümlülükleri yalnızca mali konularda değildi. Özel çipler üzerinde Atari firmasına bazı haklar veren kontratlar da yapmışlardı. Bilgisayar dünyasının en büyük patronlarından Boss lakaplı Jack Tramiel kavgalı bir şekilde Commodore'dan ayrılıp Atari'yi satın aldıktan sonra Commodore'a karşı sürdürmeyi amaçladığı intikam savaşının en iyi silahı olarak Amiga'yı görüyordu. Jack Tramiel, bilgisayar sektöründe sert bir iş adamı ve kulağa delik bir kişi olarak tanınıyordu. Amiga'yı olabildiği kadar düşük bir para karşılığında satın alabilmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Amiga takımını büyük bir baskı altına aldı, kontratları öne sürdü ve eğer onunla birlikte çalışmak istemiyorlarsa aldıkları paraları hemen geri ödemeleri için tehditler savurdu. Bu işleri yaparken Amiga Inc.'in iflasın hemen eşiğinde olmasına güveniyordu. Sözleşmeler sırasında Amiga takımı zaman bakımından sıkıştıkça o da önerdiği parayı indiriyordu. Başlangıçta hisse başına 1 dolar vermeyi kabul etmişken giderek bu fiyatı 70 sente indirdi. Amigacıların başlangıçta istedikleri fiyatsa yalnızca 1,25 dolardı. Amigacıların kendi bilgisayarlarına sahip olma fikri büyük bir hızla korkulu bir rüyaya dönüşüyordu. Durumun artık kesinlikle çaresiz gibi gözüktüğü ve Tramiel'in Amiga'yı artık kendi ellerinde görmekte olduğu bir anda Commodore firması devreye giriverdi. Tramiel'in eski ortağı ve Commodore'un patronu Irving Gold, Amiga'yı yeni duymuştu ve ilk aşamada hisse başına 4 dolar önerdi. Bu fiyat Atari'nin önerdiğinin yaklaşık 5 katıydı ve Tramiel ister istemez yarış dışı kaldı. Commodore Amiga Inc.'i 27 milyon dolar karşılığında satın aldı. Nihayet beklenen gün geldi. 25 Temmuz 1985 tarihinde Amiga New York'ta resmen tanıtıldı. Ama seri üretime uygun ilk makine bu gösteriden ancak bir gün önce tamamlanabilmişti. Bu Amiga monte edilip testleri sonuçlandığı anda Amiga ekibi makineyi bir kutuya koyup hemen New York'a uçtular. Oradakiler büyük bir merak ve endişeyle bu ilk gösteri makinesini bekliyorlardı. Amiga aynen 1984'ün Ocak ayında olduğu gibi New York'ta da büyük övgüler topladı. Kaymak tabakanın ve basının katıldığı gösteri çok büyük bir başarıydı. Çünkü Amiga o zamana kadar bilgisayar dünyasının hayal bile edemediği yetenekler sergiliyordu. Önde gelen bilgisayar dergileri Amiga'ya ayırdıkları yazılarında "Rüyaların bilgisayarı gerçek oldu" gibi başlıklar kullanıyorlardı. Herkes tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmış olmasına rağmen Amiga ilk yıl içinde Commodore firması açısından pek başarılı olamadı. Bu başarısızlıkta birden fazla faktör rol oynuyordu. Bu faktörlerin başında işletim sistemlerinin henüz hatalarından tümüyle arındırılmamış olması geliyordu. Yazılım firmalarının çoğu Amiga programlarını geliştirmeye başlamadan önce hatasız bir versiyonun üretilmesini bekliyorlardı. İkinci faktör, Commodore'un hedeflediği kitle ve fiyatın doğru temele dayanmıyor olmasıydı. Commodore Amiga'da Macintosh ve IBM PC'nin bir karışımını görüyor ve bu makineyi kişisel bilgisayar olarak bürolara satmayı amaçlıyordu. Satış fiyatı da bununla bağlantılı olarak oldukça yüksekti. Federal Almanya'da yaklaşık 7000 mark. Fakat bu fiyatı karşılamaya niyetlenebilecek olanların hiçbiri Amiga'yı bir kişisel bilgisayarın alternatifi olarak göremiyordu. Çünkü henüz ortada doğru dürüst program yoktu. O dönemde bilgisayar merakları arasındaki yarışı Atari ST kazanmış gibi görünüyordu. Aslında piyasaya çıktığında daha önceden içeriği açıklanmış olan Blitra sahip değildi ve Amiga gibi disketteki işletim sistemiyle çalışmıyordu. Ama fiyatı çok daha düşüktü. 1986 yılının ortasında Amiga'nın durumu 1984 sonundakine benzemişti. Durumda iyiye dönüş ancak 1987'de geldi.
Ocak ayında klasik ev bilgisayarı görünümündeki ucuz Amiga 500 ve geliştirilebilen Amiga 2000 piyasaya sürüldü. Her iki Amiga da nihayet hedef kitlelerini doğru bir biçimde buldular. Ucuz ve verimli bir makine almak isteyen bilgisayar meraklısı ve MS-DOS uyumu arayan büro kullanıcısı. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da hala unutulmayan bilgisayar Amiga 500, 90'lı yıllarda tüm dünyanın en sevilen oyun cihazı olmuştu. Commodore, Amiga 500 ev bilgisayarıyla bir başarı hikayesi yazdı. 8 bit jenerasyonun yerine geçen Amiga 500, özellikle de genç müşterilerden aldığı güçle Atari ST ve IBM PC gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı ve 90'ların pazarına egemen oldu. Bugün bile unutulmayan ve tüm zamanların en çok satan bilgisayar modeli olan Commodore 64, bilgisayar dünyasında bir döneme damgasını vuran en önemli yapı taşlarından biriydi. Üretildiği döneme göre şaşırtıcı derecede güçlü multimedya ve multitasking özelliklerine sahipti. 1970'lerin sonlarında Apple II ve Commodore PET'in başarısını takiben, 1980'lerin başında bir dizi daha ucuz ve uyumsuz ev bilgisayarı ortaya çıktı. Bu ikinci parti, Commodore VIC-20 ve 64'ü içeriyordu. Sinclair ZX80, ZX81 ve ZX Spectrum'u, NEC PC-8000, PC-6001, PC-88 ve PC-98, Sharp X1 ve X68000 ve Atari 8-bit ailesi, BBC Micro, Alcorn Electron, Amstrad CPC ve MSX serisi. Bu sistemlerin çoğu bölgesel pazarlarda rağbet gördü. Bu yeni sistemler, rakip reklam kampanyaları aracılığıyla bilgi işlem ve oyun bilincini arttırarak hem ev bilgisayarı hem de oyun pazarlarını katalize etmeye yardımcı oldu. BBC Micro, ZX Spectrum ve Commodore 64 arasında Birleşik Krallık'ta yeni bir yatak odası kodlayıcıları dalgası ortaya çıktı ve küçük profesyonel ekipler tarafından geliştirilenlerin yanı sıra bu platformlar için kendi yazılımlarını satmaya başladılar. Acornsoft ve Mastertronic gibi küçük yayımcılık ve dağıtım şirketleri bu bireylerin ve ekiplerin oyunlarının kopyalarını oluşturmalarına ve satmalarına yardımcı olmak için kuruldu. Ubisoft, 1980'lerin ortalarında Fransa'da böyle bir dağıtımcı olarak başladı ve video oyun geliştirmesine ve yayınlama işine doğrudan dalmış oldu. Bugün 37 yaşında olan Amiga'nın altın yıllarında 10.000'den fazla Amiga oyunu üretildi. Bu oyunlardan öne çıkan bazılarını sizin için listeledim. The Secret of Monkey Island. Video oyun geliştiricisi LucasArts'ın gösterişli şaheseri. Tıkla ve ilerle tarzında hikayesiyle etkileyen, oyun tarihinde kilometre taşı olarak kabul edilen bir macera oyunu. Lemmings. Amiga için bir maskot olsaydı, çabalarında yorulmayan ama etrafındaki tehlikelerden tamamen habersiz yeşil saçlı bir işçi olan mütevazı Lemming olurdu. Sevimli görünümüne rağmen parlak basit cıvıl cıvıl müziğiyle Lemmings düzenli olarak ölümlerini korkunç bir şekilde karşılıyordu. Bazen büyük bir yükseklikten düşüp yere çarpıyor, bazen tavandan fırlayan bir tuzak tarafından aniden eziliyordu. Bulmaca türünde bir oyun olan Lemmings, unutulmayan Amiga oyunları arasında. Rainbow Islands. Bubble Bobble'ın çılgınca farklı bir devamı olan Rainbow Islands, bir güzellik, tasarım ve saf oynanabilirlik şaheseriydi. Alttan başla, zirveye çık ve patronu yen ve yol boyunca elmasları topla. Basit görünen, basit eğlence sunan, başarılı bir oyun. Elite. Dönemine göre oldukça büyük oyunlardan biri olan Elite, bir uzay ticareti oyunuydu. David Braben ve Ian Bell tarafından yazılmış ve geliştirilmiş ve ilk olarak Eylül 1984'te BBC Micro ve Acorn Electron bilgisayarları için Acornsoft tarafından yayımlanmıştı. WizKid. Sensible Software'ın kendi WizBall oyunlarının devamı niteliğinde olan bu oyun, tek bir oyun olarak bir araya getirilmiş iki oyundu. Aksiyon kısmı için WizKid'in bedensiz kafasını oynuyorsunuz ve kırmızı bir burun gücü veya bir çift diş yardımıyla düşmanlarınızı savuşturmak için zıplama ve yakalama bloklarını kullanıyorsunuz. Sensible Soccer. Sensible Soccer, klasik bir futbol oyunu yaratmak için son teknoloji 3D grafiklere ve gerçekçi ses efektlerine ihtiyaç olmadığını kanıtlayan bir oyundu. Basitti ve bu onun en büyük gücüydü. Bu oyunda temel bilgileri öğrenmek birkaç dakika, ustalaşmaksa bir ömür sürerdi. Sensible Software tarafından geliştirildi ve ilk olarak 1992'de Amiga ve Atari ST bilgisayarları ve PC için piyasaya sürüldü. Cannonfather. Cannonfather, Sensible Software tarafından geliştirilen ve başlangıçta Commodore Amiga için Cannonfather olarak piyasaya sürülen bir dizi savaş temalı aksiyon oyunuydu.
fare imleciyle oynanan, öğrenmesi, oynaması kolay bir oyun. Another World. Another World, sağlam bir hikaye anlatmak için ekran seçeneklerinden arındırılmış, son derece çarpıcı bir görsel stil taşıyan, minimal diyalog içeren tasarımıyla yenilikçi bir oyundu. Bu oyunun geliştirildiği dönemi düşündüğümüzde gerçekten etkileyici bir başarı. 1991 yılında Japonya'da piyasaya sürülmüş bir aksiyon macera oyunuydu. Bubble Bobble. Efsanevi Pac-Man'in halefi olan bu oyun, Amiga'nın en ikonik oyunlarından biriydi. Tek ekran, basit oynanabilirlik ve yüksek eğlence. 1986 yılında Taito tarafından geliştirildi. O yıllarda bu tip bir oyunu kim oynamaz ki? Bugün bile keyifle oynanabilir pek çok kişi tarafından. Speedball 2 Brutal Deluxe. 1988'deki serinin ilk oyunu olan Speedball, başarılı olmasına rağmen bugün sevgiyle hatırlanan 1990'daki devam oyunuydu. Oyun görsel ve müzik anlamda oldukça tatmin ediciydi. Speedball 2 Brutal Deluxe, handball ve buz hokeyi unsurlarından yararlanan ve şiddetli oyunun yanı sıra golleri de ödüllendiren, şiddet içeren, fütüristik bir cyberpunk sporuna dayanan 1990 tarihli bir video oyunuydu. Oyunun konsepti 1975 yapımı Rollerball filmine dayanıyordu. 90'ların başı platform oyunu maskotları için önemli bir zamandı ve bazı noktalarda her hafta bir yenisinin ortaya çıktığı görülüyordu. Nintendo'nun Mario'su, Sega'nın Sonic'i vardı ancak her iki şirket içinde konsollarda taht için sayısız iddia sahibi vardı. Bilgisayarlardaki maskotlar neydi peki? Gremlin Graphics'in Amiga'ya kendilerine ait bir maskot verme girişimi olan Zool buna bir örnekti. O zamana kadar oyun alanında en göze çarpan ürün yerleştirme sponsorluk anlaşmalarından birine de sahipti. Dünyanın en büyük lollipop üreticisi olan Chupa Chups markası oyun boyunca belirgin bir şekilde yer almıştı. Zool'un popülaritesi onu sayısız platforma taşıdı. Alien Breed. 1986 yapımı Aliens filmi inanılmaz sayıda medya kuruluşuna ilham vermekten sorumluydu ve Alien Breed oyunu da bir istisna değildi. Alien Breed, Team 17 tarafından 1990'larda Amiga için geliştirilen başarılı bir bilim kurgu shoot 'em up video oyunuydu. Sid Meier's Civilization. Bugün elimizde 6. oyunu mevcut olan başarılı strateji oyun serisinin ilk oyununun Amiga zamanlarına uzandığını çok az insan bilir. Bu listedeki diğer oyunların aksine Sid Meier's Civilization, Amiga ile mutlak ilişkisi olmasa da Commodore'un makinesinde taşındığı her platformda olduğu gibi büyük bir başarıydı ve oyuncular bu oyuna saatlerini gömdü. Bugün de hala yaptıkları gibi. Evet, liste böyle uzar gider. Daha pek çok efsane Amiga oyunu listelenebilir fakat bu video için bu kadarından söz etmek kafi. Evet, artık yavaş yavaş Amiga döneminden çıkıp günümüz oyunlarına doğru hızlı bir şekilde yol alalım. Fakat öncesinde konuyla fazla ilgisi olmayanlar için de bazı terimlerin ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Videoda ismi geçtikçe daha rahat anlayabilmeniz için. Günümüzde artık pek çok oyun türü var. Bu oyun türlerinin de kısaltmaları var. Örneğin FPS yani First Person Shooter. Türkçe'de birinci şahıs nişancı şeklinde geçen bu oyun türünde oyunu karakterin kendi bakış açısından yani kendi gözünden görerek oynarsınız. First Person Shooter cümlesinin sonundaki shooter kelimesi bu oyun türünde elimizde bir silah olan oyunları kastediyor. Elimizde silah olmadan da birinci şahıstan gördüğümüz oyunlar var fakat tek başına bir kategori yaratacak kadar fazla olmadığı için genelde tüm birinci şahıs oyunları FPS kategorisine giriyor. Bu arada oyun dünyasında pek çok kategori var ve onların içinde alt kategoriler ve kombinasyonlar mevcut. Birkaç kategoriyi birden barındıran hibrit kategoriler mevcut. Bunların sayısı çok fazla olduğundan ben bu videoda sadece en yaygın ve en bilinen kategorilerden bahsedeceğim size. Bir diğer oyun türümüz TPS, Third Person Shooter. Bu türde ise karakterimizi üçüncü bakış açısından görürüz. Genelde ya sırtından ya da tamamen arkasından. Böylece hem karakterimizi hem de karakterimizin içinde bulunduğu mekanı FPS türünde olduğundan daha fazla deneyimleriz. Oyun yapımcıları oyunun yapısına göre, hikaye anlatım biçimine uygunluğuna göre FPS veya TPS arasında tercihler yaparlar. Bazı oyunlarsa bu iki türü birden barındırır ve karakteri hem birinci gözden hem üçüncü gözden görebilmemize olanak tanır. RPG yani Role Playing Game oyun türü.
Bu tür şahsen benim en sevdiğim oyun türlerinden biridir. Bu oyun türünde oyuncular, kurgusal bir dünyada farklı karakterlerin rollerini üstlenirler veya kendileri bir rol yaratırlar. Oyuncular belirli kurallar çerçevesinde oluşturulan karakterleri yöneterek bir hikayenin parçası olurlar. Rol yapma oyunları genelde oyun üreticilerinin belirlediği sınırlarla sınırlıdır fakat oyuncular günümüzde rol yapma oyunlarını kendileri dizayn ederek ve kurallarını kendileri koyarak bu işi inanılmaz bir noktaya getirdiler ve rol yapmanın sınırlarını çok daha fazla genişlettiler. Bu oyun türü gerçekten bu türü iyi oynayan insanlarla birlikte online olarak oynandığında tadından yenmeyecek bir oyun türüdür. MMO yani Massively Multiplayer Online türü. Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun anlamına geliyor. Aynı oyun sunucusunda yüzlerce hatta binlerce oyuncunun bulunduğu çevrimiçi oyunların genel adı. Bu türünde yine içerisinde bazı alt türler mevcut. MMORPG, MMOFPS, MMORTS gibi. MMO oyunları, oyun dünyasında kendi başına ayrı bir tarihi olan devasa bir dünya. Videonun ilerleyen dakikalarında da zaten online oyun tarihinden söz edeceğim. MOBA yani Multiplayer Online Battle Arena. Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası anlamına gelen bu oyun türünde ise oyuncular genellikle 5 kişiden oluşan 2 takım halinde bir arena içinde karşı karşıya gelirler. Strateji türünün bir alt türüdür ve günümüzde bu türün başını çeken League of Legends dünyanın en çok oynanan MOBA oyunudur. RTS yani Real Time Strategy. Gerçek zamanlı strateji anlamına gelen bu oyun türü ise oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bilgisayar oyunlarını kapsıyor. Hamle yapmanın beklendiği oyunlara da sıra tabanlı oyunlar deniliyor. Gerçek zamanlı strateji oyunları genellikle savaş oyunları için kullanılan bir tabirdir. Oyuncular askeri üst kurmak, kaynak toplamak ve ordu yönetmek gibi görevleri rakiplerine karşı daha başarılı ve daha hızlı yaparak onları yenmeye çalışırlar. Bunların dışında açıklamaya gerek olmayan adı üzerinde türler var işte. Dövüş oyunları gibi, spor oyunları, aksiyon oyunları, macera oyunları, platform oyunları, bulmaca oyunları, simülasyon oyunları gibi gibi. Dediğim gibi detayına girersek konu çok uzar. Bu kadarını bilmemiz bu video için yeterli. Şimdi artık oyun türlerini de genel olarak öğrendiğimize göre paralel bir şekilde hem online oyun tarihinden hem de bilgisayar oyunlarının günümüze doğru yolculuğundan bahsetmeye devam etmek istiyorum. Online oyunların tarihine girdiğimizde aslında internetin icadına kadar inmemiz gerekiyor. Steve Coley ile tanışın. Bu adam 1973'te ağ bağlantısıyla oynanabilen ilk FPS oyununu yarattı. Maze War olarak bilinen birinci şahıs bir labirent oyunu. O zamanlar lise öğrencisi olan Steve Coley, bu oyunu arkadaşı Greg Thompson ve Howard Palmer'la birlikte NASA Ames Araştırma Merkezi'nde bir okul çalışması programı sırasında bir Imlac PDS-1 mini bilgisayarında geliştirdiler. Ardından oyunu o zamanların modern interneti olarak adlandırılan ARPANET'le oynanabilecek seviyeye getirdiler. Maze War ortaya çıktıktan 2 yıl sonra William Crowder tarafından Colossal Cave Adventure isimli yeni bir oyun yapıldı. Adventure ismiyle tanınan bu oyun, bilgisayara çıkmış ilk yazı tabanlı macera oyunuydu. Bu oyunu referans alarak MIT öğrencileri Zork'u yarattılar. Infocom'un ilk oyunuydu ve 1986'ya kadar 378 bin kopya sattı. 1978 yılına gelindiğinde online oyun tarihi açısından önemli bir oyun ortaya çıktı. Mad 1, oyun dünyasındaki ilk devrimlerden biri sayılabilir. Zork'tan esinlenen ve aslında onun online bir versiyonu olan Mad 1, kısa zaman sonra ARPANET'e entegre edildi ve böylece ilk çok oyunculu zindan oyunu Multi-User Dungeon yani Mad doğmuş oldu. Multi-User Dungeon türüne de adını veren Mad 1 oyunundan sonra Mad oyunlarının ilk grafik destekli versiyonu olan Habitat oyunu yapıldı. Habitat, LucasArts tarafından geliştirilen çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunuydu. Öncülleri metin tabanlı oyunlar olduğundan Habitat grafik tabanlı yapısıyla büyük bir etki yarattı. 2 yıllık bir gelişme sürecinin ardından Quantum Link tarafından satın alındı ve Commodore 64 için Carib isimli bir online aksiyon oyununa dönüştürüldü. 1991 yılında Stormfront Studios, American Online servisi için Neverwinter Nights'ı geliştirdi. Bildiğimiz anlamda MMORPG türünün ilk örneklerinden biri. Bir yıl sonra Legends of Future Past adında bir oyun geldi. Bu oyun, tescilli bir ağ sağlayıcısından internete geçiş yapan ilk ticari metin tabanlı multi-user dungeon oyunuydu.
Bu oyunun bir özelliği de ilk defa tam zamanlı olarak maaşlı bir şekilde çalışan GM yani Game Master'lara sahip olmasıydı. Online oyunların yarattığı popülerlik Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in de dikkatini çekiyor ve 1996 yılında Windows 95 için The Realm Online isimli oyunu piyasaya sürüyor. The Realm Online, görece çok fazla başarılı olamamasına rağmen internet ortamında ilk dağıtılan MMORPG olması özelliğiyle oyun tarihindeki yerini aldı. Realm Online'dan bir yıl sonra online oyun dünyasındaki efsanelerden olacak olan Ultima Online geldi. Fakat Ultima Online'a geçmeden önce az evvel Windows 95 konusu geçmişken Windows'un MS-DOS oyunları dönemine de değinmek gerekiyor. Çünkü DOS oyunları da tıpkı Amiga oyunları gibi oyun tarihinde önemli bir yer tutuyor. MS-DOS, Microsoft'un geliştirdiği 1980'li yıllarda PC uyumlu platformlar üzerinde kullanılan en yaygın işletim sistemiydi. Masaüstü bilgisayarlardaki popülerliğini zamanla Windows NT mimarisi kullanan yeni nesil Windows işletim sistemlerine bırakana kadar oyun dünyası için pek çok efsane oyun kazandırdı. Hatta çocukken MS-DOS işletim sisteminin logosunu bile bir oyun zannederdik ve tıkladıktan sonra gelen siyah komut ekranıyla hüsrana uğrardık. O dönemin bilgisayar kullanıcıları iyi hatırlar ki aynı şeyi bir çok oyunculu oyun sunucusu tarama aracı olan GameSpy içinde yaşıyorduk. Logosuna bir hevesle tıklarsın ve ne olduğunu bilmediğin şeyler çıkar karşına. DOS tabanlı oyunlar Windows'dan çok öncesine dayanıyor. 80'lerin sonlarından Windows 2000 sürümüne kadar varlığını sürdürdü. Bu DOS oyunlarının pek çoğu farklı platformlardan Windows'a uyarlanan DOS oyunlarıydı, bir kısmı ise Windows için tasarlanmış olanlardı. Günümüzde hala emülatörler sayesinde oynayabileceğimiz binlerce MS-DOS oyunu üretildi. Örneğin bir zamanların efsane video oyun serisi olan ve Windows'un ağır silahlarından biri olan Need for Speed serisinin ilk oyunu bir MS-DOS oyunuydu. Aslında oyun ilk olarak Panasonic'in 3DO konsolu için çıktı fakat çoğumuz onu ilk defa Windows platformunda gördük. Günümüzde görece gözden düşmüş bir seri olan efsane oyun serisinin bu ilk oyununu nostalji yapmak isteyenler DOS emülatörleriyle hala oynayabilirler. Duke Nukem, Doom, Descent, Aladdin, Dangerous Dave, Worms, Wolfenstein 3D, Wolfied, Prince of Persia, Grand Theft Auto gibi aralarında ileride efsane oyun serilerine dönüşecek olan oyunların ilk örneklerini çoğumuz MS-DOS platformunda tanıdık. MS-DOS dönemi de detaya girilirse bir hayli kapsamlı. O yüzden dönelim tekrar Ultima Online'a. İki boyutlu ve izometrik bir kamera açısı olan Ultima Online, MMORPG türünü inanılmaz bir şekilde popülerleştirdi ve ondan önce gelen bütün oyunları geçerek 10.000'den fazla abone sayısına ulaşmıştı. MMORPG dünyasını şekillendiren The Big Three yani Büyük Üçlü olarak anılan 3 önemli oyun vardır. Bunların ilki Ultima Online, ikincisi EverQuest, üçüncüsü de Asheron's Call. EverQuest, 99'da Sony Online Entertainment tarafından geliştirildi ve MMORPG tarihinde 3 boyutlu grafiklerin kullanıldığı ilk oyundu. EverQuest, aynı zamanda gerçek parayla oyun içerisinde alışveriş yapılabilen ilk oyun olma özelliğine de sahipti. EverQuest'ten 8 ay sonra büyük üçlünün son halkası olan Asheron's Call piyasaya sürüldü. Oyun EverQuest'le hemen hemen aynıydı fakat o dönemlerde MMORPG dünyasında çok fazla aktör olmadığını düşünürsek rekabet için yeterli bir oyundu ve sunucuları 17 yıldan fazla bir süre açık kaldı. MMORPG dünyası büyümeye devam ederken bir yandan da FPS oyunlarında devrim yapılıyordu. Wolfenstein 3D ve Doom'la geliyorum diyen FPS devrimi nihayet tarihler 19 Kasım 1998'i gösterdiğinde geldi. Half-Life. Sierra Studios tarafından yayınlanan ve Valve Corporation tarafından üretilen Half-Life zamanının ötesinde bir oyundu. Gerek inanılmaz derin hikayesiyle gerek başarılı oyun motoruyla göz dolduran bir oyundu ve çıktığı yıllarda büyük ses getirdi. Oyuncular tarafından çok beğenilen oyun, çıkışının daha ilk yılında 50'den fazla ödüle layık görüldü. Makine kanalımızda Half-Life'ın bu inanılmaz bilim kurgu hikayesini belgeselleştirdiğimiz 2,5 saatlik enfes bir belgeselimiz var. Onu da eğer hala izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Half-Life aynı zamanda bilgisayar oyunları kategorisinde tüm zamanların en çok satan FPS oyunu oldu. Half-Life demek aslında pek çoğumuzun ilk FPS deneyimi demek. Half-Life demek 90'ların internet kafelerinin bir numaralı oyunu demek.
Çünkü şu an bile milyonlarca oyuncu kitlesine hitap eden Counter-Strike, ilk başlarda Half-Life'ın bir oyun moduydu. Daha sonra ayrı bir oyun haline getirildi. Half-Life ve Counter-Strike, internet kafe zamanlarının vazgeçilmez iki oyunuydu. FPS türü her zamanki gibi oyun dünyasındaki sıçramalarına bu tip devrimsel oyunlarla devam ederken, diğer oyun türleri de boş durmuyordu tabii. Örneğin TPS türünün efsane serilerinden biri olan Tomb Raider serisi, ihtişamlı yükselişine başlamıştı bile. İlk oyunu 96 yılında Sega Saturn, MS-DOS ve PlayStation gibi platformlarda yayınlanan Tomb Raider, 97'de Windows platformuna ikinci oyunuyla geldiğinde ciddi bir başarı elde etti. Tomb Raider'ın şimdiye kadar farklı platformlar ve yapımcıların elinden çıkan toplam 26 oyunu mevcut. Oyun dünyasında gelişen teknolojilerle birlikte evrimleşen Tomb Raider'ın 1996 yılından bu yana devam eden hikayesi halen sürüyor. Bir başka efsane seri ise açık dünya aksiyon oyunlarının kralı Grand Theft Auto serisiydi. Serinin ilk oyunu yine 97 yılına uzanıyor. DMA Design adıyla yayınlanan ilk GTA oyunları kuş bakışı bir görünüme sahipti ve zamanına göre başarılı sayılabilecek oyunlardı, fakat GTA serisinin asıl yükselişi DMA Design'ın Rockstar North'a dönüşmesinden sonra gerçekleşti. 2002 yılında serinin dördüncü oyunu olan Grand Theft Auto Vice City piyasaya sürüldüğünde artık global ölçekte ses getiren bir oyun vardı önümüzde. Yine pek çoğumuzun internet kafe döneminde tanıdığı bu oyun, deyime mafya filmlerine taş çıkaran hikayesiyle, dönemine göre oldukça büyüleyici tasarlanmış görsel dünyası ve haritasıyla ve oynanabilirlik anlamında sunduğu özgürlüklerle milyonlarca oyuncuyu büyülemişti. Grand Theft Auto serisi de tıpkı Tomb Raider serisi gibi günümüze kadar gelebilmiş olan serilerden ve şu an elimizdeki son oyunu olan Grand Theft Auto 5, oyun dünyasının en büyük ticari başarılarından biri olarak önümüzde duruyor. Bunların dışında Mafia, Max Payne, Call of Duty, Assassin's Creed, Need for Speed, Hitman, Fallout, Wolfenstein, Doom, Prince of Persia gibi pek çok video oyun serisi çok eski zamanlardan beri var olup günümüzde hala varlığını sürdüren oyun serileri olarak yollarına devam ediyorlar. İnternet kafe dönemi dediğimizde sadece Half-Life ve Counter-Strike değil, o zamanların çığır açan ve milyonlarca insanı oyun bağımlısı haline getiren Silk Road, Metin 2, Knight Online ve World of Warcraft'ı da unutmamak lazım. Fakat bu oyunlar ayrı bir külliyat ve kendi içerisinde ayrı bir dünyaları olan çok büyük bir komünite oldukları için bu videoda girmeyeceğim. Onların hikayesi başka bir videoya kalsın. Windows XP ile birlikte bilgisayarlar disket sürücülerle birlikte artık optik sürücüler de kullanmaya başladı. Bu dönemde oyunlar CD'lere basılır ve kopya olarak satılırdı. Yine zamanın meşhur programlarından Nero ile oyun veya medya kopyalanır ve dolaşıma sokulurdu. Hatta sırf bu işi yapan yerler vardı, hatırlarsınız. Orijinal oyunun kopya CD'sini satın alabileceğiniz oyun dükkanları. Bu dönemde CD üzerindeki oyunlar yükleme kolaylığından dolayı inanılmaz bir ölçüde çoğaldı. Hatta bilgisayarı olan hemen herkesin evinde o yüzlük Prinko CD kutularından vardı ve onlar tepeleme oyun veya film CD'leriyle doluydu. Günümüzde oyunların çok çok küçük bir kısmı CD'lere basılı haldedir. Oyunların neredeyse tamamı artık dijital olarak Steam, Origin, Uplay, Epic Games gibi büyük servisler üzerinden yapılıyor. Dijital oyunlar, milenyumdan günümüze kadar geçen bu 22 yıllık süreçte inanılmaz bir yol kat etti. Bilgisayar teknolojileriyle paralel gelişen bu sektör giderek büyüdü ve günümüzde en büyük ticari sektörlerden biri oldu. Yine bu sektörün içinde hiç değinmediğim dev gibi bir mobil oyun sektörü de var. 2021 verilerine baktığımızda totalde 180 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyorum. Bunun %52'si mobil, tablet ve akıllı telefon tarafında, %20'si PC'de, %28'i de konsol, kutulu veya browser oyunlarından geliyor. Yine oyun dünyası içinde ayrı bir sektör haline gelmiş olan bir e-spor dünyası var ki günümüzde akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda. CS:GO, Dota, League of Legends gibi oyunların e-spor müsabakaları binlerce kişi tarafından adeta bir futbol maçı gibi izleniyor. Hatta League of Legends'ın 2017 Dünya Şampiyonası Pekin'de bir futbol stadında dev bir organizasyonla sunuldu. Adeta bir olimpiyat haline gelmiş olan dev bir e-spor dünyası. Günümüzde artık oyunlar bambaşka bir seviyede. Bilgisayar donanımlarındaki gelişmeler, dijital oyunların başta görüntü kalitesi olmak üzere pek çok yönünü etkiledi.
Artık oyunlar bir sinema filmi tadında sahnelerle kurgulanıp oyunculara sunuluyor. Electronic Arts, Activision, Capcom, Square Enix, Ubisoft, Rockstar gibi büyük oyun şirketleri büyük yatırımlarla devasa büyüklükteki oyunları oyuncularla buluşturuyor. Oyunların görsel ve doku kalitesindeki evrim artık fantezi düzeyine gelmiş durumda. Her seferinde artık bundan daha fazla ne olabilir diye düşünürken daha iyisinin olabildiğini görüyoruz. Oyunların geldiği son noktaysa simülasyonlar ve artırılmış gerçeklik. Üreticiler kendimizi oynadığımız o oyunun içinde hissedebilmemiz için teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyorlar. Şu anda yalnızca görsel olarak içerisine girebildiğimiz bu sanal dünyaların gelecekte çok daha fazla gelişeceğini ve gerçeklikten büyük oranda koparak sanal dünyanın içine girebileceğimizi öngörmek zor değil. Buna örnek olarak Steven Spielberg'ün Ready Player One filmini örnek verebilirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ben Shockvoice, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.